2018 yılında Mahmut Kiraz tarafından kurulan Lemak Kokoreç, İstanbul Başakşehir'de çalışmalarını sürdürmektedir. Firma, İstanbul geneline ve Bursa'dan Tekirdağ kadar Marmara bölgesinin tamamına dondurulmuş kokoreç ürünlerini ulaştırmaktadır. Biz de firma sahibi Mahmut Kiraz'dan firmaları hakkında ayrıntılı bilgiler alarak kokorecin son tüketiciye ulaşana kadarki üretim aşamalarını kendisinden dinliyoruz. 2018 yılından itibaren İstanbul ve Marmara bölgesi dahil olmak üzere, yani Bursa'dan Edirne, Kırklareli bölgeleri dahil olmak üzere dondurulmuş kokoreç dağıtımı yapıyoruz. Bizim fabrikamız, yani ortak çalıştığımız fabrika Adana'da. Orada bu kokoreçleri Avrupa standartlarında, yani Avrupa standartları derken hem hijyen anlamında, hem tarım ve hayvancılık kanunlarına uygun olaraktan, hem saklanması, sarılması, artı eksi 40 derecede şoklanmadan önce kısa süreliğine bir tandır fırında tandırlanıp, daha sonra üretim etiketleriyle beraber yine gıda tüzüğüne uygun poşetlenmesi ve arkasından eksi 18 zincirle kamyonlarla buraya kadar gelmesi. Haftada en az iki defa Anadolu yakasına servisimiz var. Salı ve Perşembe günleri, ki izleyicilerimiz numaralarımızdan bize ulaşıp internet üzerinden ki gönderebiliriz. Onun haricinde haftada yine bir gün Trakya bölgesine, dediğim gibi Kırklareli, Edirne, ki en küçük köye dahi, işte Büyük Mandıra'ya kadar dağıtım yapıyoruz. Mahmut Kiraz konuşmasında lezzetli kokorecin erkek kuzu bağırsağından yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Ben kokoreci çok seven bir insandım. Hani bu işe girmeden çok seviyordum zaten. Ama emin olun, kokoreç içine girdikten sonra artık her yerde kokoreç yememeye başladım. Kokoreçin orijinal bağırsağı kuzu bağırsağıdır ve erkek kuzu bağırsağı olması lazımdır ki o aromayı hiçbir bağırsak zaten size vermez. Müşteriler kokoreç alırken nelere dikkat etmeliler? Hangi kıstasları göz önüne almalılar? Mahmut Kiraz şöyle açıklıyor. İl Tarım ve Gıda Müdürlükleri devamlı kokoreçleri kontrol ediyor. Aynı zamanda şimdi şöyle bir şey var. Az önce bahsetmiştim. Gıda kodeksine uygun poşetleme yapmaları lazım mesela. Ki o bizim bildiğimiz en basit naylon tarzına da koyup verenler var. Yani müşterinin veya hani tüketicinin gidip de bir kokoreçten kokoreç alırken tezgahını görür. Tezgahta şiş kızarmıştır veya kızarmak üzeredir. Eğer mümkünse şişi ortasından kesip de içini görebilirse, o zaman zaten kokoreçin iyi kötü olduğunu anlar. Şöyle anlar: yağ miktarının çok az olması lazım. Aynı zamanda içinin bembeyaz olması lazım. Hani süt kuzusu tabiri de oradan gelir zaten. Mahmut Kiraz programımız aracılığıyla kokoreç tüketimi konusunda izleyicilerimize şu tavsiyelerde bulunuyor. Özellikle hani yetişkinlerin çocuklarına hem kendi kültürümüzü yaymak anlamında, hem de daha sağlıklı gıda olması bakımından hamburger yerine yani kokoreçe alıştırmaları. Çünkü envai çeşit yapılıyor. Mesela İstanbul usulü dediğimiz, içerisine biber ve domates doğranarak sote tarzı yapılıp da ekmek arası veriliyor. Veya İzmir usulü dediğimiz, sadece büyük kuşbaşı parçaları halinde ekmek arasına kurup üzerine kekik ve kimyonla serseltip veriliyor. Yani bunlara yönelmişler, çok faydalı bir şey. Çünkü biliyorsunuz yani bağırsakta serotonin maddesi var ki bu mutluluk kaynağıdır vücut için. Ve bunu bir tek veren madde bağırsak ve beyindir. Mahmut Kiraz konuşmasının sonunda kokoreç üretimi için küçükbaş hayvan çiftliği kurmayı hedeflediklerini belirterek, köylerimizde tarım ve hayvancılığın eskiden olduğu gibi canlandırılması gerektiğinin altını çiziyor. Bizim ilk yapmak istediğimiz, ya kendimiz ya da birkaç ortak grup olarak küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine girmek istiyoruz ki bununla aynı zamanda memleketin hem toprağının değerlendirileceğini hem de bir istihdam oluşacağını da düşünüyoruz. O yüzden de bizim planlarımızda kokoreçe uygun küçükbaş hayvan besiciliği var. Benim en çok görmek istediğim, bundan çok çok uzun yıllar önce olduğu gibi, tüm köylerimizin tekrar canlanıp gerekirse tahıl, gerekirse küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılık, yani tarımın canlanmasını istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Çünkü ben aynı zamanda tarihi çok seven bir insanım. Mesela biz 1940'lı yıllarda Kanada'dan bize mühendisler geliyor, gıda mühendisleri. Mercimek bitkisini istiyorlar bizden ki bilmiyorlar. Bizim ziraat mühendislerimiz Kanada'ya kadar gidip hem onlara mercimeğin nasıl yetiştirileceğini ve ekiliyor. Ama şu anda biz kendi mercimeğimizi yetiştiremeyip Kanada'dan mercimek yani ithal ediyoruz. Yani böyle şeylerle olmasın. O yüzden hani 3 gün sonra da kuzu ithal etmeye kalkmayalım. Gerek yok. Biz topraklarımız yeter bize. Aynı zamanda insanımız da çalışkan ve tarım ülkesiyiz. Bence hayvancılığı yani ve tarımla beraber hat safhada yukarı çıkarmaya gayret etmek için herkesin çalışması lazım.